Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülün Ev Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ilgaz sesimiz duydu. Gel gelince onu o tarafa koymuştuk. Gelme. Gülerek geliyor. Evet, bugün çok anlamlı ve çok güzel bir gün bizim için. Çok sürpriz dolu oldu bize bugün. Hiç beklemediğiniz bir anda kargo geldi. Aynen bu arkadaşlar. Bu emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Gerçekten çok anlamlı bir hediye göndermiş YouTube bize. İlk önce göstermeden önce hediyemizi birazcık şey yapalım. Nasıl buralara geldiğini. Çok kişi hala yazıyor. Abla nasıl ilerledin? Sen de çok çabaladın diye. Annem biraz evet. Ondan bahsetsin size. Evet. Ne zaman arkadaşlar. Başladın? Nasıl geçti sürecin? Ben 4. ayda bana 1 sene oldu. 4. aydan sonra bu taraf fazla. Değil mi? Evet. Gel 4. ayda işte 2 sene olacak. 4 ay kadar uğraştı bu YouTube'un kanalının açılması için. Aynen. Benim kanalım 4 ayda zor açıldı arkadaşlar. İzlenmelerim düşüktü. Hatta ben pes etmek üzereydim. Nazikliğe söyledim, atmayacağım artık videomu, izlenmiyor dedim. Bunlar da anne ile inşallah ileride daha çoğalırsın diyerek pes ettirmediler. Nazik de sağ olsun bana evine gittiğimde çok yardımcı oldu. Ilgaz'ın doğum sırasında Nazik'te kalmıştım 1-2 ay. Evet. O arada keşfe de düştük herhalde. Sizler de bizleri gördünüz, sevdiniz, ailenizin aynen. içine aldınız. Allah hepinizden razı olsun. Gerçek söylüyorum arkadaşlar, bir YouTube ailesi olduk. O kadar güzel yazıyorsunuz ki Instagram'dan özelden, ondan sonra olsun... Şeyden, videolarımızın altına yorumlardan hepinizden. Gerçekten aile gibi olduk artık. Annem gibi mesela korona annem bir korona olduğu zaman gelen mesajların haddi hesabı yoktu. Instagram'dan, WhatsApp'tan, Face'den, YouTube'dan. Susar mısın? Sus. Hiç şey söyleyeyim. Evet arkadaşlar, gerçekten çok mutlu olduk. Sizlerin sayesinde bir yerlere geldim. Sizler olmasanız bizler zaten bir hiçik. Videolarımız izlenmesi, sizlerle güzel iletişime geçmesek bu videoyu çekip atmamızın da bir anlamı olmaz. Duyguluyum. Çok hoşuma gitti bu şey. Benim haberim yoktu. Daha bu başvuruyu Nazik yapmış biz köydeyken. Evet. 2 hafta önce falan. YouTube'da bize bugün bunu gönderdi. Biz de sürpriz oldu. Zile basıp da Gül Kartal'ın evi deyince baktık, paketi açtık. Aldık, açmadık ama sizlerle evet, paylaşmak sizlerle istedik. Beraber açacağız şimdi. Arkadaşlar herkes kalbinin ekmeğini yer. Annemin kalbine gerçekten baştaki videolarına da bakabilirsiniz. Hiç kendini ödün vermedi. Zaten baştan beri takip eden takipçileri de aynı şeyler söylüyor. Abla nasıl başladısın öyle devam ettirdin diye. Herkes yanımızda, arkamızda sağ olsun. Annemin emeklerinin hiçbirini boşa çıkarmadınız. Sizlerin sayesinde buralara geldi. Tabii kendi de çok inatçı da böyle şeylerde. Yani tutunu koparan cinstendir. Ben de gurur duyuyorum. Ailece annemden gurur duyuyoruz. Kalktık geldik buraya tek başına. Gerçekten tek başına geldi buralara. Helal olsun diyoruz. Kaç yaşındasın? 48 mi? 48'e giriyorum. 48 yaşında. Bir yaş geç geldi mi? Gerçekten... 48 yaşındasın. 47 değil mi? Artık 48 değil mi dediğim de. Evet. Vlog çekiyorduk günlük hayatını. Artık herkes günlük ne yediğimizi bile biliyor yani. Her şeyini size samimi bir şekilde açtı. Siz de her şeyini görüyorsunuz. Her şey gördüğünüz gibi inanın. Yani yaptığı poğaçalar o gün yediğimiz şeyler. Ertesi gün yaptığı şeyler o gün yediğimiz şeyler. Her şeyini döktü yani sizlere. Samimiyeti ekrana yansıdığını düşünüyorum. Yorumlardan onu görüyoruz. Aynısı gerçekten hiçbir farkı yok. Umarım böyle devam eder. Vallahi ben... Hediye ilk ben gördüm aslında. Evet. Annem de aşağı baktık UPS kargo ile gelmiş. Annem dedi yanlış gelmiştir dedi. Çünkü biz kargo bir şey istemedik kargodan. Aynen yanlış gelmiştir dedi. İçeride Ilgaz'a çorba yapıyordu. Sonra sonra yukarı çıktı zaten. Direkt gelir gelmez bizim kata gelmedi. Yukarı çıktı. Dedim kime geldiniz? Gül Kartal deyince dedim burası. Dedim ya biri hediye gönderdi ya da dedim benim düşündüğüm şey. Çünkü ben annemin adı bildiğiniz gibi ismi Gül. Ben başvuruda Gül Kartal diye başvuru yaptım. Evet. İsmi evet. Gül Kartal deselerdi yani resmi bir şey geldiğini düşündüm. Ama UPS genelde yurt dışından gelen kargoları getiriyor. YouTube'da galiba bu Amerika'dan geldi bize bu hediye. Ramazan gelmeden şu an saat 4:30 falan. Ramazan gelmeden açalım dedik. O çok meraklı. Bakalım gelebilir seni. Evet. Ilgaz örümceği koyduk arkadaşlar. Tekrardan başladık. Şimdi ben bayan arkadaşlarımıza, ev hanımlarına şunu söyleyeceğim. Eğer elinizden gelen varsa arkadaşlar çok kolay. Ha mücadele yapacaksın. Direkt zaten para kazanmak olmuyor.
mücadele yapacaksın. Emek hep, olmadan yemek olmuyor. Aynen, hepinize tavsiye ederim. Vlog olarak çekersiniz, yemek kanalı olur. Yani eve katkı getirmek çok güzel bir şey. Çünkü ben, bizim evleneli 26 yıl oldu herhalde. 94'te evlendik, evet. Biz. 94, kaç sene olmuş? 27 yıl oldu. 27 yıl mı oldu? 27 yıldır benim bir, bu yıl içinde 3 yıl bir kendi dükkanımızı işletti kızlarımla beraber. Aile içi yapmıştı dükkanımızda. Lokantaydı orası, evet. Arkadaşlar. Bir de 9 ay şeyde çalıştım, unlu mamullerde. O da Ramazan okula gidince başlamıştım. Zaten eşim önceden beni çalıştırma taraftarı değildi. Çünkü çocuklar küçüktü. 4 tane çocuk okulları derken ev, yemek. Kızları evlendirdi. Aynen, kızları evlendirdim. 9 ay çalıştı. Oğlum büyüdü, öbür oğlum. Ramazan okula devam ediyor. Nazik sağ olsun çok yardımcı oluyor Ramazan'a derslerinde. Ben de şimdi evime bir katkı sağladığım için kendime de gurur duyuyorum. Elimden geldiği kadar torunlarıma, çocuklarıma yardım etmek istiyorum. Evime de tabii ki. Böyle arkadaşlar. Valla insan yani herkese katkısı olması için, değil mi? Ailemiz büyüyor. Şimdi ablamın bir tane kızı var, benim bir tane oğlum var. Hepimiz bir araya gelince böyle kalabalıklaşıyoruz. İnsan kendi parasını kazanınca daha farklı oluyor. Zaten tabii. Benim annemin şansı şuydu. Mesela babam kazandığı parayı getirir, anneme verirdi. Sigara parasını alır giderdi. Yani bizim evde tutan hep annem oldu. Zaten yuvayı dişi kuş yapar diyorlar ya. Babam da harbi parmağı savuran bir insan değil ama. Yani parayı hep tutan annem oldu. Hiç yani öyle. Eşim alışverişle böyle pek bilgisi, aynen. Yani ilgisi de yok. O yüzden parayı getirip bana verirdi. Harcamaları, giderleri hep ben yapardım arkadaşlar. Çünkü onun da gerçekten çok yoğun çalışırdı. Biz ilk geldiğimiz sıralarda ne cumartesi, pazar. Gece gündüz sürekli çalışır. İş çoktu o zaman. Şu an işleri o kadar da eskisi kadar sık değil. Ara ara çalışıyorlar. İş aldıkça çalışıyorlar. Artık müteahhitler ev yapmayınca onları da toplu şirkete veriyorlar herhalde. Yine karnımız doyuracak kadar getiriyor, şükür olsun. Çalışıyor iş geldikçe, dediğim gibi. Öyle arkadaşlar, işte hayat akışımız bizim böyle devam ediyor. Evet. Bugünkü sürprizimizi de sizlerle paylaşmak istedik. Nazlı'nın kucağında. Vallahi inanın ben de şu an açmadım. Sabırsızım, görüyorsunuz bantlarını. Açmadım. Daha Ramazan gelmeden ilk ben açacağım. Sonra geri hediye paketi yapıp Ramazan'ı açtıracağım. Bunlar sizin sayenizde. Şimdi gösterelim. Bunu sadece annem değil, hepimiz alıyoruz. Hepinizin adını alıyoruz. Allah hepinizden bin kere razı olsun arkadaşlar. Hepinizin başarısı şöyle. Dediğim gibi siz olmasaydınız biz buralara gelemezdik. Birbirimizi tanıyamazdık. Buradan benim yazan ablalarım var, benden büyük olarak. Zaten yazıyorlar canım diye ben karşılık verdiğimde yorumlara. Evet. İşte ben senin ablan yaşındayım. 63, 62, işte 70. Gerçekten ablalarım da beni çok seviyor. Yorum yapamayanlar bile var. Yorum yap kızım, evet. Yorum yazamıyorum deyip arayanlar da var. Sen ne yapıyorsun tripoda Ilgaz? Ondan sonra arkadaşlar. Benden küçüklere zaten hep abla diye hitap ediyor. Allah razı olsun hepsinden. Ay hani görmedim daha. İlk açınca karşıma çıkacak zannettim. Şöyle. Karar bir şey çıktı karşısına. Evet. Bir de kağıt yazmışlar anneme. İlk abonenizi hatırlıyor musunuz? İlk abone Abdurrahim oldu bu oğlum. Çünkü kanalı köyde açmıştık biz kanalı. 100. abonenizi. Peki ya 1000. abonenizi? Büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. 100.000. abonenizin de sizin için unutulmaz olacağından eminiz. Hayranlarınız sizi YouTube'da gezinirken görmüş veya arkadaşından öğrenmiş olabilir. Evet. Belki de siz önerilen videolar ile hayranlarınızın hayatına girdiniz. Kanalımıza hangi şekilde gelmiş olurlarsa olsunlar hayranlarınız, benzersiz fikirlerinizle sürekli büyüyen toplumumuzun parçası olma heyecanıyla içeriklerinizi izlemeye devam etti ve kitleniz gün geçtikçe genişledi. Geçmiş ne kadar güzel cümleler okumuşlar. Evet, çok anlamlı. Toplumumuzun gelişimini görmekten büyük bir heyecan duyuyor ve 100 bin aboneyle ulaştığınız etkileyici dönüm noktasını kutlamak için Silver ödülü size gururla takdim ediyoruz. Tebrikler. Topluluğunuzda paylaşacağınız daha pek çok hikayeniz olduğunu biliyoruz. Hayranlarınızla, özverinizle, yaratıcılığınızla ilgi çekici ve şaşırtıcı işler yapmaya devam etmeniz için sabırsızlıkla beklediğinden eminiz. İçerik üretmeye devam edin. Gelişimi sürdürün. İleride üreteceğiniz içerikleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Yolculuğunuz boyunca sizi desteklemek için yanınızdayız. Kim bilir belki 1 milyon aboneye ulaştığınızda da 100.000. abonenizi hatırlıyor musunuz diye sorarız saygılarımızla. Suzan
Boş Cişki. YouTube'un CEO'su yazmış bunu. Gerçek genelde aynı şeyler yazıyorlardı ama böyle imzası falan da var. Evet arkadaşlar. Gerçekten yani çok farklı bir şey. His. Bir şekil oldum vallahi. Aa, ben bunu bile asmak istiyorum şu anda. Hiç dediğim gibi hiç ben buralara geleceğimi hiç bilmiyordum arkadaşlar. Ve işte o an. Ay anne. Dur aşkım gel. Hadi git sen. Hadi bir tane plaket. Aslında bizim bu plaket 100.000 aboneye geliyor. 100.000 aboneyi doldurunca başvuru yapabiliyorsunuz. Ama ben biraz çarsın bekletmek ya istedim. Şimdi şey üstü kapanıyor. Bakalım. Ah. Bir dahakine gold, bir dahaki sonra elmas. Bak plaketler. Tamam. Burada da gayet güzel ilgileniyorlar. Evet, çok güzel ilgilenmişler. Burada da zarar gördüyse bu adresten bize ulaşabilirsiniz diye. Şu an var ya, zarar gördü diyesim var. Bir daha göndersin. Bakar mısınız? Bunlar sizin sayenizde. Hepinize teşekkür ederiz. Buradan hepinizden Allah razı olsun. Dualarım sizlerle arkadaşlar. Beni buraya getirdiniz hepiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarım sizlerle arkadaşlar tekrardan. Şuradan daha kendinizi göstereyim. Her zaman benimle birlikte olmanızı bekliyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.